anda Van Gölü havzasındayız. Reşadiye yakınlarındayız. Mikrobiyolojiler Van Gölü'nün doğal mirasları yüzyıllardır bu suyun altında büyüyorlar. Ve artan ısı, küresel iklim değişikliği, suların azalması, buharlaşma, bütün bu faktörlerin sonucunda siyanobakteriler ve mikroalglerin fotosentezinden oluşan bu çökentiler, görüyorsunuz şu anda artık suyun yukarısındalar, suyun üzerine çıktılar ve içlerinden de tatlı su akıyor. Bu trajedinin en büyük örneğidir. Van Gölü'ndeki bu görüntü trajedinin en büyük örneğidir. Bunun herkesin görmesini ve azalan suların ısının ve karbon emiliminin neden gerekli olduğunun çok somut bir ifadesidir. Thank you.